Merhaba arkadaşlar. Bugün boyumdan büyük işlere kalkıştım. Bu büyük anne kaktüsleri bir alanda toplamaya karar verdim. Özellikle bu saksım artık çok aşırı derecede sıkıştı. Zaten değişmesi gerek. Burada iki tür var. Bu pembe açan tür, bu beyaz açan tür. Bu da beyaz açıyor, bu da pembe açıyor. Bu farklı bir tür. Onun çiçeğini henüz görmedim. Yani anne bitkileri, anne kaktüsleri elimden geldiği kadar bir araya alacağım, bir aranjman yapacağım. Zaten deli gibi büyüyorlar, çok kolay türler. Bakımlarını da anlatmıştım, videolarımda var hepsi. Şimdi sadece artık cesaret edip saksı değiştirmeye geldik. Öncelikle bu büyük saksımdan başlayacağım. Şunları şöyle yana birazcık alayım. Çok korkuyorum şu anda gerçekten. Ay. Her yerden ya, eldiven olmasına rağmen çok iyi değil durumu. Ama mecburum ve şu büyük saksıyı aldığımda 20 yıl saksısını değiştirmeyi düşünmüyorum. Tabii şimdi bunu gerçek sanan arkadaşlar olacak. Sansınlar. 20 yıl değil ama bir artık 4-5 yıl kesinlikle ellemem. Ay. Küçücük kaktüsler. Hani bu kadar korkuyorsunuz. Nedense bunlara bakıyorsunuz diyenleri de seviyoruz. Yapacak bir şey yok. O artık hiç toprak kalmamış. Kökler çok sıkışmış ve kurumuş. O kadar sıkışmış ki. Hepsini kullanamam tabii saksımda aranjman olarak. Alanları saksının aldığı kadar, daha doğrusu. Çok fena batıyor oğlum ya. Bunların dikenleri çok fena. Bir de gerçekten çok kaşındırıyor. Yani çok sıkıntı. Geçen kaktüs değişiminde batmadı ama bir ben çiçekleri sularken çok fena battı. Günlerce zeytinyağı sürmek zorunda kaldım. Kaşıntısından duramadım. Bu beyaz açan tür. Bunu seviyorum. Çok yavru verdi bana. Bu toprak saksıyı da çok seviyordum aslında. Ağır bir saksı. Çiçekliğimi desteklemek için kullandım hep. Kökleri kesmem gerekirse keseceğim yani. Yapacak bir şey yok. Yavrulara bakın arkadaşlar. Düştüğü yerlerde kökler yapmış. Görüyor musunuz? Bir sürü yavru. Onları artık hiç gözüm yok yani o yavrularda. Siz kartonla tutabilirsiniz. Herhangi bir çok kalın bir malzemeyle tutabileceğiniz. Ben çift kat eldiven giydim. Ama şu üst kısmı bez, oradan batabiliyor. Allah aşkına şu güzelliğe dostlar. O zamanlar tabii video çekmiyorduk. Bu saksı 4-5 yıl vardır. Tam tarihleri de hatırlamıyorum. Ve minicik minicik dikmiştim. Yani o kadar küçüktü ki. Şöyle kökleri. Çok bahçe ağırlıklı bir toprakta zaten. Diğer kaktüslerimi kirletiyor. Bunu böyle bozmadan alayım. Biraz kök budaması yapayım. Gençleşsin ve tazelensin. Çünkü gerçekten yaşlandı artık. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Böyle büyük bir saksı ayarladım. İçi tamamen toprak dolu. Kendi sukulent ve kaktüs toprağı, hazırladığım toprağın içerisine bol bol bahçe toprağı da ekledim. Bunu tamamen göz kararı yapıyorum arkadaşlar. Hani ne kadar bahçe toprağı koymalıyım? Bu konuda bir şey söyleyemem. Göz kararı yapıyorum. Hadi ayıralım. Resmen. Bir daha kaynana topuzu büyütmeyeceğim diyorum. Her seferinde yine
Büyütüyorum. Yavrular her yere dökülüyor çünkü. Rahat su alabilmesi için saksıyı doldurmayacağım. Çok aşırı. Yani orantılı bir şekilde. Şöyle. Çünkü düşen yavrular da kök yapıyor biliyorsunuz. O alana düşen kök yapacak. Şu yaşlanan kökü ben bayağı keseyim. Bu zaten inanın bir seneye kalmayacak. Buraya da sığmamaya başlayacak. Şunu birazcık kökü eğri olduğu için şu şekilde yan koydum. Zaten her yerden kök yapacak. Kaşık kaşık. Kaşık kaşık kaktüs. Şöyle toprakları şu tarafa alıyorum. Şu alanı açıyorum. Evet. Şöyle. Kökleri biraz kestiğim ve zedelediğim için hemen su vermeyeceğim. Yarın vereceğim. Hepsi köklü bitki. Şu anda suya da çok ihtiyaçları yok zaten. Dolgun dolgunlar görüyorsunuz. Susuz kalsalar böyle büzüşürler. Ya diğer saksılara gelmeden zaten saksımız dolacak. Böyle bir çok yerinde sıkıştı ki görüyorsunuz. Eğri büyümüşler. Olsun, yine eğri bir şekilde dikeceğim tabii ki. Düşen yavruları kuru toprağa diktiğinizde, hatta toprağın üzerine bile atsanız kök yapıyor. Hiç merak etmeyin. Bakın, kök vermiş. Orada sadece kenarda bir yerde düşmüş demek ki. Hemen alıyorum şöyle. Orada tutunacak ve yine her yeri saracak. Hiç problem değil yani. Köklendirmek, bunları büyütmek çok kolay dostlar. Tek istekleri güneş, rüzgar, esinti ve dış mekan. Başka hiçbir şey de istemiyorlar. Yağmur yağdıkça yağmurun altına birazcık koyarsanız, suyunu verirseniz, toprağı kurudukça hiçbir ihtiyaçları yok. Güneş almazsa, rüzgar almazsa, esinti almazsa böyle bakın kendi diken renkleri, sağlıklı oluşları tamamen güneşe borçlu. Siz güneşi onlara vermezseniz, yetersiz gelirse yeşil yeşil böyle hani tuhaf tuhaf uzayan formsuz bitkiler olacak. Aranjman dedik madem. Şöyle bu yılan kaktüsümü de şuraya dikeyim. O da düştüğü yerde zaten hemen sarkacak, büyüyecek. Şuraya büyük bir kaktüsümü alayım. Yani bu saksıyı bozmaya korkuyorum resmen. Şu beyazı mı alsam, şunu alayım. Ama şimdi üşendi değiştirmedi demeyin. Çok üşeniyorum çünkü. Bir de geldim, halıları yıkadım, evleri temizledim. Hay bir hamaratlık üstümde ama bir isteksizlik anlatamam. Hiç canım istemiyordu. Şuradan alayım, bu beyaz tür çünkü. Şöyle yapacağım, artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ya kibar olunacak bir durum değil hiç. Bakın bunun saksı dibinde strafor varmış. Teras çok kirleniyor gerçekten ama ben böyle her videodan sonra, her sulamadan sonra mutlaka terasımı yıkıyorum zaten. Hortumu tutuyorum. Ve özellikle böyle değişimleri de yıkama vaktine denk getiriyorum. Mecburen. Çünkü gerçekten yoruyor.
çiçekleri açmıştı üstünde. Şimdi bunu buraya alacağım. Ah. Çok fena. Çok fena bu. Bunlar için özel eldivenler var mı acaba? Kurşun geçirmez eldiven lazım. Allah'ım. Çok fena. Saksı değiştirmeye korkan arkadaşlar varsa ha gayri. Hadi benden bir cesaret bulun. Değiştirin. Bir kere başladığınız zaman mecburen sonu geliyor. Bu da buraya fena olmadı. Topraklar oturacak zaten yavaş yavaş. Kökler salmaya başlayacak. Buraya yerleşecek. Bakın düşen yerden nasıl kök yapmış. Yeni kökler. Üstelik ölü kökler de var. Ha, çift kat eldiven. Makası tutamıyorum. Şunu şuraya alayım bari. Parmağım ama şuradaki bir yere battı çok fena. Ya içinde şu anda diken. Öldüm. Herkesin kaktüsü böyle dolsun taşsın inşallah. Biz kaktüs severler böyleyiz. Yapacak bir şey yok. Hem yakınırız hem severiz. Ben zaten sukulentleri de çok seviyorum biliyorsunuz. Kaktüslerden bir tık fazla galiba. Ay, ne yapsam buraya? Oluşum. Öbürlerini alamayacağım artık. Şunu alayım ve bence oraya da yavruları dikeyim, tamamlayayım. Diğerlerini yine büyük bir saksı yapalım. Hiç herhangi bir bit, bakteri, mantar hiçbir şey yok. Çok sağlıklılar. Bunu güneşe ve açık havaya borçlular. Şu üstündekiler gider. Vallahi arkadaşlar biraz orantısız görünüyor olabilir. Ama inanın bu kadar yapabildim. Evet. Bu kaşık olmasa zaten bittim ben. Burası da güzel oldu. Şuradan toprakları alalım. Şuraya yavru dikeceğim. Bu yavruları çünkü ne olacak bilmiyorum. Evet. Şuraya şu yavruyu alabilirim. Artık abla olmuş. Evet. Diplerine sonra hafif lav kırık koyacağım. Toprak birazcık inerse. Önce bir kök salsınlar. Şuraya büyük bu beyazı koyabilirim. Bence yer var. Çok böyle seyrek seyrek dikmiyorum arkadaşlar. Bunlar sıkıştı kız seviyor. Büyüsünler. Seyrek seyrek dik edebilirsiniz. Tek tek saksılarda her zaman kaktüsler daha güzel büyür. Bunu unutmayın. Ama bunlar biliyorsunuz bahçeye de atsanız, toprağa da dikseniz, taşa da düşse her şartta zaten büyüyor. Hiç problem yok. O yüzden böyle yaptım. Birkaç eklemi daha. Artık şu yılan kaktüsünden alayım. Ve final yapalım. Fena oldu ellerim. Şunu şöyle. Bunlar kenardan bari birazcık güzel görünsün. Hava biraz serinledi artık. Eylül geliyor. Güneş güzelleşti. Hava serinledi. Bu da burada büyüyecektir. Şöyle temizleyelim. Oğlum birazcık geri git. Ben de geleyim temiz temiz. Ah! Çok fena ağır. Ay be. Perişan olduk. Hepimiz perişan olduk dostlar. Saksımız değişti. Bunun içinde büyüyecekler. Bu perişanlığımıza bir beğeni bir yorum hak ettik sanırım. Hepinize sevgiler diliyorum.